Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Yakup Cemil YouTube kanalını birçoğunuz biliyorsunuzdur tarihle. Özellikle Osmanlı'nın son dönemiyle yakından ilgileniyorsanız mutlaka karşınıza çıkmıştır. Mutlaka bir videosunu izlemişsinizdir. Kürşat, Yakup Cemil kanalının sahibi ve orada içerikleri üreten bir arkadaşımız. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Onur. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan da son derece mutluyum. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar her detayını ele almaya çalışacağız. Günümüze etkilerine kadar konuşacağız. İlk sorum şu olacak. İttihat ve Terakki'den önce İttihat ve Terakki'nin temellerini atan oluşum, temellerini atan düşünce sistemi neydi? İttihat ve Terakki nasıl filizlendi? Şöyle bir giriş yapmak elzem olacaktır. Şimdi İttihat Terakki genellikle Jön Türklerden başlatılır ve bunu Jön Türkleri bir ayrı teşkilat olarak da görüp İttihat Terakki ile bundan kopan bir yapı veya buna benzeyen bir yapı olarak terakki ederler. Fakat İttihat Terakki'nin biz net bir şekilde değerlendirmesini yaptığımız zaman şu sonuca varıyoruz. Aslında bu hep bilinen Jön Türk kavramı Osmanlı Devleti içerisindeki bütün muhaliflerin bir çatısıydı. Yani Jön Türk dediğimiz zaman bir komünistlere Jön Türk diyebilirdik, bir nihilistlere Jön Türk diyebilirdik, bir iddiatçılara Jön Türk diyebilirdik. Yani zaten bunu İttihat Terakki'nin belki de ilk dönem başkanlarından bir tanesi olan Ahmet Rıza da açık bir şekilde kendi gazetesinde, ki bu gazete Meşveret aynı zamanda İttihat Terakki'nin yayın organıdır. İttihat Terakki kendi yayın organının açık bir şekilde Jön Türk kavramının bir çatı olduğunu ve bu çatı altında dönemin istibdadına karşı, yani Sultan II. Abdülhamit'in padişahlığına karşı muhalif olan bütün yapının bulunduğu bir kavram olarak Jön Türklüğü ifade etmektedir. İşte bunun içerisinde sosyalistler de girebiliyor, komünistler de girebiliyor, Ermeni Devrimci Federasyonu da girebiliyor, Taşnaklar da girebiliyor ve dahi iddiatçılar da girebiliyor. Ve hatta uzun yıllar boyunca iddiatçılar bir kalibrede tutulan masonları da bu Jön Türk kavramı içerisinde sokabiliyor insanlar genel olarak. Şimdi bu Jön Türk çatı olduğu zaman biz aslında bu Jön Türklük kavramının nereden geldiğini ilk başta bir incelememiz gerekiyor. Çünkü İttihat Terakki aslında net belgelerle biz ne zaman kurulduğunu ve kimler tarafından kurulduğunu görebiliyoruz. Veya isminin ne olduğunu bilebiliyoruz ve teşkilat şeması çıkartabiliyoruz bu açıdan. Şimdi biz Jön Türk kavramına ilk başta bir bakalım. Şimdi Jön Türk dediğimiz olay aslına bakarsanız Tanzimat Fermanı'nın akabinde oluşan bu Batı düzeninin veyahut bu Batı şialının ortaya çıkmasıyla birlikte filizlenen ve yeni Osmanlı olarak anılan bir yapıdan kopanlığın oluşturduğu bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Peki tamamen kopma var mı? Hayır, aslında bu da yok. O tanzimattan sonra aslına bakarsanız ne yapacağını gerçekten net olarak bilmeyen insanların bir araya gelerek oluşturdukları yapılar, ki bunun da sonuncusu aslında Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte o ne yapacağını bilmeyen insanın artık ne yaptıklarını bilmeye başlamalarıyla birlikte, Cumhuriyet'in de ilanıyla birlikte temel son şekline kavuşmuş ve daha sonra bu son şekil üzerinden bir inşa devam etmiştir. Şimdi dediğimiz gibi Mustafa Kemal Atatürk zamanında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte biz o Jön Türklük kavramının aslında son bir şekilde o ortaya çıkış sebebini tamamladığını görmekteyiz ve bundan sonra işte üstüne koyarak bu süreç devam etti. Şimdi yeni Osmanlı dediğimiz olay işte Ebu Ziya Tevfik olsun veyahut Şinasi olsun veyahut Namık Kemal olsun, bu isimlerin bağımsız işler yaparak ortaya koydukları bir süreç aslına bakarsanız. Ve bunun ilerleyen aşamalarında bu isimler kendi dergilerini, kendi kitaplarını, kendi gazetelerini çıkartmaya başlıyorlar. Mesela Ali Suavi çok önemli bir isimdi. Kendisi Çılgın Savaşı'na bir baskın düzenlemiş ve burada 7-8 Hasan Paşa tarafından dövülerek öldürülmüştü. Ve mesela biz Ali Suavi'nin mesela baktığımız zaman o yeni Osmanlı'yla birlikte Tanzimat'tan sonra Muhbir ismiyle bir dergi çıkarttığını görüyoruz. Bunun dışında Namık Kemal'in baktığımız zaman Vatan veyahut Silistre diye geçer o zamanlar. Aslında oradaki yahut kısmı Vatan yahut Silistre derken biz onu kitap olarak ismini alıyoruz. Aslında o da Vatan olarak koyuyor o piyesin adını. Ve burada işte daha bağımsız işler yürüttüklerini görüyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda bu yapı 1865 yılından itibaren İtalya'daki genç İtalyalılardan, genç İtalyanlardan bir değişikliğe uğratarak genç Türklere dönüşüyor. Yani 1865 tarihinde Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirilen bir toplantı ile birlikte bu yeni Osmanlı'ya Jön Türkler, yani genç Türklere dönüşmeye başlıyor. Ve 1908 devrimine kadar uzanan süreç içerisinde bu isim de geliştirilerek ve dahi ikinci meşrutiyeti de Jön Türklerin ilan ettiği söylenerek
asıl hüviyetine kavuşuyor. İşte buradaki İttihat Terakki'nin de beslendiği temel nokta bu yeni Osmanlıların ve dahi daha sonrasındaki Jön Türklerin ortaya koyduğu hürriyetçi fikirler. Peki İttihat ve Terakki kendisi nasıl bir temel oluşturdu? Burada 1889 tarihinde İttihat'ı Osmanlı Cemiyeti ile birlikte görmekteyiz. 1889'un bazı kaynaklarda da Mayıs, bazı kaynaklarda da 2 Haziran tarihinde askeri mektepte okuyan 4 öğrenci bir araya gelerek, bunlar İbrahim Temo başta olmak üzere Çerkez Mehmet, bunun dışında İshak Sıkutu ve Abdullah Cevdet, bu 4 isim bir araya gelerek İttihat-ı Osmanlı Cemiyeti'ni kuruyorlar 1889'da. Ama bunlar da Jön. Yani çok da farklı bir yapılanma değil aslına bakarsanız. Çünkü o çatının içerisinde ayrı bir teşkilat kuruyorlar. Böyle değerlendirmek daha elzemdir. Ve bu yapı 1889 tarihinde faaliyete geçmesinin temelinde Sultan II. Abdülhamit'in büyük, onlara göre büyük istibdadına karşı koymak ve hüviyeti ilan etmek olduğu söyleniyor. Fakat en başta dediğim gibi o ittihatçı, o Jön Türk'le Cumhuriyet'le birlikte ne yapacaklarına tam karar veriyorlar. O zamana kadar gerçekten ne yapacaklarını çok da bilen insanlar değiller. Hem yaşları genç, hem sonrasında bizim daha çok taktiksel strateji dediğimiz o ileriye dönük bir planlamayı çok da gerçekleştirmiyorlar. Yani asıl amaçlar ne? Sultan II. Abdülhamit'e karşı böyle bir özgürlüğü savunmak, kanunu esasiyi ortaya koymak ve bununla birlikte meşrutiyeti ilan etmek. Yani padişah aslında kalacak, padişah çok da karşı değiller aslına bakarsanız. Yani o padişahlık sistemini hala o kutsal bir mertebede görme durumu devam ediyor iddiatçı arasında. Ki Sivas Kongresi'nde bile daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, yani padişah ve halife için kurban kestiriyor Sivas Kongresi'nin açılışında. Yani oradaki padişahlık günümüzdeki araştırmacı olanların bazılarının iddia ettiği gibi çok da hani Abdülhamit'i devirelim bir bakış açısı yok aslında bakarsanız. Onlar o istibdadı devirip meclisi açmak istiyorlar. Yani birinci amaç bu aslında bakarsanız. Peki şunun da altını çizelim. Jön Türkler neden Abdülhamid'i sevmiyordu? Veya sevmiyordu demek belki çok keskin olur. Abdülhamid'le dertleri neydi Jön Türklerin? Şöyle, şimdi Fransa İhtilali'nin akabinde gelişen bir özgürlük akımı var ve bununla birlikte 1830 ve 1848 ihtilalleri var Avrupa'da gerçekleşen. Şimdi Osmanlı Devleti bir Asya Devleti olduğu kadar da bir Avrupa Devleti ve toprakların büyük çoğunluğu da, yani büyük çoğunluğu demeyelim, bu birazcık abartı olur ama bir kısmı da şeyde, Balkanlarda bulunuyor ve bu Avrupa ile dip dibe bir durum. Şimdi Jön Türklerin istediği şu, ki bu insanların birçoğu gidiyor Avrupa'ya. Şimdi Avrupa'daki o öğrenci hareketlerini veyahut oradaki halkın durumunu görmeye başlıyorlar. Ve bununla birlikte bunun aynısını veyahut bir benzerinin Osmanlı'da olmasını istiyorlar. Ve bununla birlikte aslına bakarsanız hepsinin de bir kendi içinde psikolojik bir isteği de var. Mesela adamın babasını sürmüş bu rejim köle. Ve bu adam çölle ölmüş. Ve bunun sorumlusu olarak Abdülhamit'i görüyor mesela. Ve bununla birlikte o ilk Jön Türklerin amacı daha çok böyle hürriyet, özgürlükçülük, yani Avrupa'da gördükleri o özgürlükçü akımı Osmanlı Devleti'ne uyarlamakken daha geç dönem, mesela Ahmet Rıza gibi veyahut iddiatçılar gibi olanlarınsa durumu birazcık daha halkı öne çıkartmak. Yani şöyle söyleyebiliriz, o ilk Jön Türkler dediğimiz kavram işte Namık Kemal'ler olsun veya Şinasi'ler olsun veyahut daha sonra 1902 senesinde her ne kadar iddiatçı olmasa bile Jön Türk olarak tanımlayabileceğimiz Fel Sabahattin olsun veyahut Mizancı Murat olsun, bu isimler daha çok kendi o burjuva sınıfları için birazcık da Abdülhamit'e düşmanlık besleyebiliyorlardı. Yani onlar kendilerini daha çok böyle okul yazar kesimden görüp ve bunun Avrupa'daki bir benzerini de Osmanlı'da uygulayarak kendilerini bir üst tabak olarak sınıflandırmak istiyorlardı. Fakat Ahmet Rıza ile birlikte, yani 1895 yılından itibaren iddiatçıların amacı farklı. Yani iddiatçılar şunu istiyorlar: Osmanlı Devleti'nin durumu çok kötü, Osmanlı'ya bir takım reformlar gerekiyor. Osmanlı aile yapısı bozuk bir şekilde. Mesela Ziya Gökalp bunu söylüyor açık bir şekilde. Osmanlı Devleti'nin yapısı, aile yapısı çok kötü. Eğitimi çok kötü. Mesela Ahmet Rıza kendisi, özür dilerim, kendisi pozitivisttir. Ve Ahmet Rıza'yı çok suçlarla, bu memleketin çocuğu değil o, işte böyle birazcık daha seküler, ateizme yakın bir hali olduğu için. Fakat Ahmet Rıza hep der, yani kendisi Anadolu'yu gezer ve Anadolu'da çiftçide köle durumunu görür. Ve bundan Abdülhamit'i sorumlular. Ve bu sebeple de bir ıslahat geliştirmek ister. Mesela Enver Paşa'yı değerlendirelim. Balkanlardaki büyük toprak kayıplarından ve Osmanlı askerinin ezilmesinden dolayı ve asayişsizlikten dolayı Abdülhamit'i sorumlular. Ve bu sebeple Abdülhamit'e karşı bir harekete girişmek ister. Ve bununla birlikte Ziya Gökalp olsun, Talat Paşa olsun, bu isimler genel olarak halkın durumuna ve o devirdeki Osmanlı bürokrasinin tembelliğinden yakınarak bunları değiştirmek isterler.
Ve bu sebeple de Abdülhamid'e karşı bir düşmanlıkları söz konusu. Bununla birlikte muazzam bir derecede istibdatlarını bahsetmemiz gerekiyor. Yani o hep meşhurdur ya, burun demek yasaktır mesela. Yani bu da çok büyük bir etken. Yani iki kişi dolaşamıyor sokaklarda. Bu çok sıkıntılı bir şey. Şapka takanı hafiyeler ispiyonluyorlar. Yani bu ajan olabiliyor diye. Böyle bir baskı da var. Hafiyeler, bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Abdülhamid'in döneminde halktaki herhangi bir insan da bir casus olabiliyor. Bir padişah ajanlığı yapabiliyor. Hatta bunun için para ödülü alıyorlar. Mesela ben gidip birini ispiyonlarsam Abdülhamid bana para ödülü veriyor. Hatta kayıtlarda şu geçiyormuş Kürşat, mutlaka biliyorsundur sen de. İnsanlar babasını satıyormuş. Babasının yaptığı illegal bir işi gidip bildiriyormuş ki para ödülü alsın. İnsanlar babasını, kardeşlerini, ailesini satıyormuş. Ve hatta şöyleymiş durum, şu kadar hani ileriymiş. Asılsız çıksa bile o söylenen şey, buna rağmen para ödülü veriliyormuş. Abdülhamid o kadar teşvik ediyor ki halkı casusluk yapması adına. Ve durum bu seviyelere kadar gelebiliyor. Özgürlük gerçekten o dönemde ihtiyaç duyulan bir şey ciddi manada. Abdülhamid hakkında şunu söylemeyi bence bir sakınca görmüyorum. Paranoya yaklaşmışlık var biraz. Her şey yasak. Dergiler, örnek veriyorum, Avrupa'da bir tane hükümdar öldürülüyor. Basına diyor ki bunu yazmayacaksın. Bunu yazarsan halk, örnek veriyorum, beni de öldürebilir. Bundan gaza gelip bu konudan güç alıp bana karşı da yönelebilir bunlar. Abdülhamid'in bu derece baskıcı ve özgürlüklere müdahale eden bir yapıda olması, İttihat ve Terakki'nin ve Jön Türklerin kötü bir tutum sergilemesine yol açmış dedik. Peki İttihat ve Terakki kurulurken hangi ilkeler temelinde kuruldu? İdeolojisi var mıydı? İttihat ve Terakki ideoloji cemiyeti midir? Şuna şöyle söyleyelim. İttihat ve Terakki monolitik bir örgüt olmadığı için temel bir ideolojiye dayanarak, yani mesela parti ideolojisi olur ya günümüzde de, bakarsın bir partinin bir ideolojisi vardı. İttihat ve Terakki doğrudan kendisi cemiyet olarak en azından ilk zamanlarda pek bir ideoloji benimsemiyor doğrudan. Bu insanların birçoğunun temel parolası hürriyet, müsavat, uhuvvet ve adalet. Yani bu içinde tutup da hani şey demiyorlar, biz Türk'üz ve Ermenilere adalet gelmesin diye bir şey yok. Bu sebeple bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman İttihat Terakki'nin doğrudan oturmuş ilk zamanında bir ideolojisi yok. Fakat şöyle bir şey var, İttihat Terakki'nin Merkez Umumisi dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğu Türk milliyetçisi. Yani bireysel olarak birçoğu Türk milliyetçisi. Ve dahi günümüzdeki Türkçülükten birazcık farklıdır ama o zaman için Tuancı bile diyebiliriz bir kısmen. Neden? Çünkü İttihat Terakki'nin ilk üyelerinden bir tanesi Hüseyinzade Ali'dir. Hüseyinzade Ali Tuan'dı ve Tuan kelimesi ilk kullanan kişidir kendisi aynı zamanda doktrinal olarak. Bununla ilgili yazıları da vardı ve Hüseyinzade Ali bir iddiatçıdır. Yani aslına baktığımız zaman biz Tuancılığı da bu topraklarda aslında ilk iddiatçılığın uygulamaya başladığını görüyoruz. Mesela Talat Paşa çok büyük bir Türkçüdür. Yani Türkçü dediğim yani Türk milliyetçisidir. Veyahut Enver Paşa'ya baktığımız zaman yani sansüre uğramış olsa bile yazdıkları genel olarak Trabzonspor'da olduğu süre boyunca büyük Türk milletinden ve büyük Türk birliğinden bahseder sürekli. Yani aslında bu insanların birçoğu ideolojik olarak, bireysel olarak Türkçü, yani Türk milliyetçisi. Fakat İttihat Terakki'ye biz doğrudan Türk milliyetçisi bir örgüt diyemeyiz. Bunu da baştan söyleyelim. Veyahut komünist bir örgüt de diyemeyiz. Veyahut sosyalist bir örgüt de diyemeyiz. Yani çünkü içinde liberal de var, komünist de var, sosyalist de var, Türk milliyetçisi de var. O sebeple İttihat Terakki de tıpkı diğer Jön Türk kavramı gibi o muhalefetin içerisinde bir süre sonra ideolojilerin bir çatısı haline geliyor ve iddiatçılık ortaya çıkıyor. 1908 tarihinde muazzam bir şekilde daha şey bir yapılanma içerisinde böyle karışık, yani herkes gelsin ne olursa olsun tarzında bir düşünceleri var. Ama işte zaman ve şartlar değişiyor. Dedim yani kendileri bile bilmiyorlar tam olarak ne yapacaklarını ilk zamanlarda. Bunun da birazcık etkisi var. Peki İttihat ve Terakki nasıl bir büyüme yolu izledi? Nasıl bu kadar etkili konuma geldi? İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'da sivrilmesi nasıl gerçekleşti? Hali hazırda mesela İsmet İnönü'nün 27 Mayıs'la alakalı şöyle bir sözü vardı. Şartlar olgunlaştıktan sonra ihtilaller meşru olur der. İttihat Terakki de bu böyle. Şimdi az önce bahsettin ya, müthiş bir baskı var. Her şeye bir sansür var. Basına sansür, şuna sansür, işte sokakta insanlar yürüyemiyorlar. Ve bununla birlikte zaten kendiliğinden oluşan bir şey var. Ve daha sonra okullar üzerinden yayılmaya başlıyor. Çünkü bir memlekette yüksek okullar o memleketin aydın kısmını oluştururlar genel olarak. Şimdi Abdülhamid'in o istibdadına karşı da 1894 senesine kadar muazzam bir genişleme sergiliyor İttihat Osmanlı Cemiyeti. Ve yüksek okullarda yayılmaya başlıyor. Fakat 1894 tarihinde bir yüksek okul soruşturması sonucunda İttihat Osmanlı Cemiyeti dağılma noktasına geliyor. Yani aslında çok büyüyemeden de büyümeye çalışıldığı bir evrede Sultan II. Abdülhamid tarafından
Ekende ediliyor İttihat Osmanlı Cemiyeti ve 1895 senesinde tekrar Ahmet Rıza başkanlığa gelince ve ismi de İttihat-ı Osmani'den İttihat Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne dönünce tekrar yapılanmaya başlıyor. Fakat 1897 tarihinde Kontaveks Anlaşması ile birlikte bu yapı da bir ayrılma noktasına geliyor. Ki bu da Tunalı Hilmiler, Abdullah Cevdetler olsun bunların Abdülhamit tarafından parayla ödüllendirilmeleri ve bir takım büyük elçiliklere atamaları, Madrid'e veya Paris'e gönderilmeleri sonucunda Ahmet Rıza belki de tek başına kalıyor. Ve aslında o bahsettiğimiz İttihat Terakki'nin yükselmesi, işte yayılması, o nasıl oldu da bu kadar muazzam bir teşkilata dönüştü var? Bu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin sayesinde. Yani 1902 birinci Jönsürk Kongresi ile birlikte Fiyat Sabahattin'in de ortaya attığı ihtilalcilik geleneğiyle birlikte Ahmet Rıza ne kadar karşı olsa da 1902 ile birlikte bu muhalif kanada Abdülhamit'e karşı bir kan dökerek kazanma metodu geliştirmeye başlanıyor. Yani İttihat Terakki'nin ihtilalciliği de 1902'de başlıyor ve ilerleyen zaman içerisinde de bu durum gittikçe gelişiyor. Fakat İttihat Terakki tekrar bölünüyor ve ancak 1906 yılında Bahattin Şakir Bey'in de devreye girmesiyle birlikte tekrar Terakki ve İttihat ismiyle Paris'te kuruluyor. Fakat bu sefer bir şey daha var. Selanik'te 1906 senesinde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruluyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de o zaman da tabii Mustafa Kemal, onun da girmek istediği bir yapı oluyor bu 1906 yılındaki kurulan cemiyet. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurulduktan sonra o bölgede bulunan, yani Rumeli'de bulunan 3. Oğlu'da ve Edirne civarında bulunan 2. Oğlu'daki askerler arasında yayılmaya başlıyor. Peki neden? Çünkü Sultan 2. Abdülhamit zamanında muazzam bir toprak kaybı söz konusu. Çok yüksek derecede. Bunun dışında askerlere mermiyle talim bile yaptırılmıyor. Ve askerler özellikle de Balkanlardaki bu etnik ayaklanmaları, çete savaşlarının oluşturduğu durumun Abdülhamit'in suçu olduğunu düşünüyorlar. Ve bu sebeple de bir Abdülhamit karşıtı bir cemiyet içerisinde de yayılmaya başlıyorlar. Yani bu tamamen aslında Abdülhamit'in o olduğu, düşürdüğü durumla da doğrudan alakalı. Ve bu sebeple de 3. oğlu içerisinde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti gittikçe yayılıyor. Ve daha sonra 1907 senesinde Paris'teki Terakki ve İttihat'la birleşerek bu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ona katılarak İç işlerinden sorumlu hale geliyor. Yani Paris'teki Ahmet Rıza grubu dış işlerinden sorumlu. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti daha sonra Terakki ve İttihat olarak iç işlerinden sorumlu oluyor. Ve bundan sonraki süreçte her Balkanlardaki her şehirde İttihat Terakki yapılanıyor ve ordu içerisinde güçleniyor. Ve Abdülhamit'e karşı duyulan bu büyük bir sinir harbinin de etkisiyle birlikte İttihat Terakki muazzam bir şekilde ordu içerisinde yayılıyor. Yani İttihat Terakki'nin güçlenmesinin ana sebebi ordu içerisinde yayılması. Peki bu sıralarda yükselmeye başlayan 3 kişi var. Evet. Üç paşalar dönemi diye bildiğimiz Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa. Peki bu 3 paşa, ya daha doğrusu o dönemki 3 bey nasıl oluyor da yükselmeye başlıyorlar? Şöyle oluyor. Enver Paşa zaten Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katılıyor 1906 tarihinde ve daha sonraki çete savaşlarıyla birlikte Enver Paşa'nın o Rumeli topraklarında muazzam bir ünü var, şanı var. Neden? Daha meşruiyet ilan edilmeden önce kendisi bizzat tek başına 54 tane çeteyi imha etmiş bir kumanda Enver Paşa. Yani askeri olarak çok yüksek derecede aşırı bir başarısı var Enver Paşa'nın. Ve bununla birlikte hiçbir şekilde karakolda oturmayan bir adam. Sürekli davada geziyor. Sürekli çete takibinde. Ve bununla birlikte gittikçe olduğu içerisinde sıyrılmaya başlıyor. Ve ilerleyen zamanlarda aynı Enver Bey İttihat Terakki'nin manastır hücresinde de fedailik yapmaya başlıyor. Yani birine öldürdüğü falan yok. Fakat hani onun teşkilatlandırılması, manastırın yükseltilmesine göre varıyor ki manastır İttihat Terakki'nin Selanik'ten sonraki en önemli hücresi. Yani Enver Paşa'nın en önemli hücrede görevli. Daha sonra bölgedeki iddiatçıları jurnalleyen ve padişaha ileten Selanik polis müfettişi Nazım Alba'ya bir suikast tertip ediliyor. Mustafa Necip tarafından iddiatçı ve bu suikastı planlayan Enver Paşa. Yani İsmail Enver. Ve ilginç olan bu Nazım Albay, İsmail Enver'in kız kardeşiyle evli. Böyle bir durum da var. Yani Enver Paşa'daki idealistliğe bakın. Kız kardeşi kocasını ortadan kaldırabiliyor yani. Ha, adam ölmedi tabii, suikastten kurtuldu. Fakat işte Enver Paşa bundan sonra 24 Haziran 1908 tarihinde apoletlerini söküp yani askerliğine feragat edip dağa çıkıyor. Yani ilk dağa çıkan kişi aslında bakarsanız önce olarak binbaşı Enver. Ve Enver Paşa dağa çıkan subaylar arasında meşruiyeti ilan etmek için dağa çıkan subaylar arasında en yüksek rütbeli asker. Bu sebeple de zaten sıyrılmaya başlıyor ve bütün şehirleri dolaşıyor ve meşruiyeti ilanından sonra
Selanik'e giren ilk isimlerden bir tanesi de Enver Paşa. Yani İsmail Enver. Ve İstanbul'a kadar şanı yürüyor. Yani aslında Enver Paşa'yı önüne açan olay meşrutiyetin ilan edilmesi ve bunlara öncü rol oynamasıdır. Talat'a gelecek olursak, Talat zaten Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucusu. Aynı zamanda Mason ve aynı zamanda Bektaşlar'la bir bağlantısı var. Ve aynı zamanda İstanbul, Selanik, Paris üzerindeki hattı kontrol eden ve İttihat Terakki'nin ilk baş katibi. Cemal Paşa diyecek olursak o aslında çok da yükselen bir adam değil. Yani onun yükselmesi tamamen İttihat Terakki'yle alakalı bir şey. Yani kendisi çok geri planda kalan bir adamdı zaten. Ki baktığı zaman en önemli görevi bile Babali baskından sonra alabiliyor. Yani İstanbul muhafızı oluyor bu süre zarfında. Ve aslına bakarsanız 3 paşa değil 2 paşa vardı. Bir tanesi sivil kanadın gayri resmi önderi Talat Bey'dir. Ki kendisi İttihat Terakki'nin en güçlü ismidir. Diğeri de askeri kanadın önderi, yani gayri resmi önderi Enver Bey'dir. Ya şöyle bir anekdot atlayayım. Hatta Enver'le Talat gizli gizli görüşme yaparlar. Cemal Paşa bunu tesadüfen Osman Bey'deki evinde geçerken karşı tarafta arabanın içerisinde Enver'le Talat'ı görür. Yani kendisi yazar bunu. Çok içerleme beni niye çağırmıyorlar diye. Yani aslına bakarsa Cemal Bey'cik geri planda kalan bir adamdı. Peki daha yine de dedik masonluk dedik. Ona da değinelim. İttihatçılar mason muydu ve mason olanlar neden masondu? Bu önemli bir detay. Şimdi masonluk konusu açılınca genellikle İttihat Terakki aleyhindekiler sürekli bunu söylerler. Mason, İttihat Terakki lehinde olanlarsa buna pek değinmek istemezler. Susarlar. Çünkü bunun bir sebebi var. Şöyle bir sebebi var. İttihat Terakki'nin %2'lik kısmı mason. Evet, yani inkar edemeyiz bunu. Fakat 1909 tarihine gelindiği zaman 800 binden fazla üyesi olan bir cemiyetten bahsediyoruz. Ve Osmanlı Devleti'nde 1918'e kadar geçen süre içerisinde baktığımız zaman masonların sayısı çok az. Zaten masonluk seçkin bir zümreyi ifade eder. Ve bu her önüne gelen de mason olamayacağı için sayıları da çok azdır masonluğun Osmanlı Devleti'nde. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1918'e kadar böyle 2000 adet bir mason söz konusudur. Yani şimdi İttihat Terakki mason diyerek 800 binden fazla üyeye sahip olan bir yapıyı sen nasıl masonlukla seçebilirsin? Yani ve şöyle bir şey daha var. Masonluğu öcü olarak görüyorlar. Yani şimdi bizim insanların zihniyetinde mason deyince hep şey var. Böyle kapalı bir kapının arkasında bir masanın etrafında hadi şu Osmanlı'yı bir yıkalım. Hadi nasıl yıkalım? O zaman hadi işte İttihat Terakki destekleyelim. Yani masonluk bir öcü. İşte Türk milletinin başına ne felaket geldiyse masonlar yüzünden geldi. İşte onlar yıktılar falan. Bu sebeple düşündükleri için olur olmaz yerlerde sürekli mason. Yani adam masonluğu öne sürüyor ama neden sürdüğünü bilmiyor. Yani insanlar dediğin gibi masonluğu böyle tapınaklarda kapşonunu çekip esrarengiz bir şarkı söyleyen, elinde meşale tutan insan zannediyorlar. Ama özellikle o dönem masonluk elitliğin, seçkinliğin bir ifadesi. Belki kimine göre bir force. O dönem özellikle. Bir mason olmak bir force'tur. Çünkü herkes mason olamıyor. Seçkin insanlar masonluğa kabul ediliyor. Mesela Talat Paşa mason diye adam ajan değil. Veya böyle ülkeyi bölmek isteyen birisi değil. Adam sadece belli amaçlar doğrultusunda mason olmuştur. Veya mason toplantıları denetlenemiyor bildiğin üzere. Orada gizli toplantılar yapmak için mason olanlar da var. İttihat Terakki'nin masonlara hizmet ettiği iftirasını kimin ortaya attığına bakmamız gerekiyor. Kim ortaya attı? İngilizler ortaya attı. Neden? Şimdi 1908 meşrutiyeti ilan edilmesiyle birlikte İngilizlerin Müslüman sömürgeleri de ayaklanmaya başlayacaktı. Çünkü bir Müslüman ülkede ki bu da halifenin olduğu ülkede bir özgürlükçülük doğmuştu. Ve bu özgürlükçülük İttihat Terakki'nin de denetimiyle birlikte diğer Müslüman ülkelere de Müslüman olmasa bile İngilizler sömürgelerine de sıçrayacak. Şöyle söyleyeyim. Mesela İttihatçılar daha sonra 1909 tarihinde kendi mason ocağını kurdu. Büyük Türk Doğusu diye geçer bu masonun hocası. Ve bu masonun hocası aracılığıyla mesela İngiltere'de İngilizlerin desteklediği Mısır'daki hükümeti düşürdüler. Düşürmek de bir yana Mısır Başbakanı'nı suikast öldürttüler bu masonları kullanarak. Yani İttihat Terakki için bir masonun hocası dediğimiz durum kendi çıkarları için kullandıkları ve zamanı gelince de bunu kullanmayı da bırakıp artık tam iktidarını sağladıktan sonra da tam tersi masonluğu hocaları da kapattıkları bir döneme tekabül ediyor. Şimdi 1895 tarihinde İttihat Terakki'nin başkanı Ahmet Rıza açık bir şekilde söylüyor. Masonlar iş yapmayacaklarını, masonların yeteri kadar bilimsel olmadıklarını ve masonların İslamiyet'e uzak olduklarını söylüyor ve açık bir şekilde reddediyor. Bak İttihat Terakki'nin başkanı söylüyor bunu. 1901 senesinde Siyonizmin babası, bu arada Siyonizmle masonluk bambaşka şeylerdir. 1901 tarihinde, yani diyorlar ya İttihat Terakki Siyonizme hizmet etti. 1901 tarihinde Siyonizmin kurucusu ve babası Theodor Herzl
İttihat Terakki'nin başkanı Ahmet Rıza'yı öldürmek istiyor. Ve Abdülhamit'e mektup yazıyor. Ahmet Rıza'yı oturan kaldırabileceğini söylüyor. Ve bununla birlikte 1903 Şubat ayında İttihat Terakki kendi yayın organı Meşveret'ten açık bir şekilde Masonlarla birlikte yürümeyeceklerini ve Masonların İttihat Terakki'ye hiçbir şey katmayacağını söylüyor. 1906 senesindeki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ndeki kurculardan Talat da Mithat Şükrü Bile de Mason hocasında ki o da senin dediğin gibi gizlenmek için oraya geliyorlar. 1908'den sonraki süreçte 1910 yılında özellikle de İngiliz Büyükelçinin ortaya attığı bir İttihat Terakki Yahudi ve Siyonizme hizmet ediyor iftirasından sonra o dönemin İttihat Terakki muhalifleri işte gazeteciler olsun veya Ahraf Fırkası Hürriyet'e itirafçılar olsun bunlar İttihat Terakki'nin halk içindeki gücünü kırmak maksadıyla İttihatçıların bu İngilizlerin ortaya attığı Mason damgasını yayıyorlar ve günümüze kadar İttihatçı Mason'a hizmet ettiği yanılgısı gelmiş oluyor. Olay aslında bakarsan tamamen bu. Cemiyetin direkt organik olarak Masonlarla bir bağlantısı yok ama Mason olan İttihatçılar var diyoruz yani. Ama bunlar aynen öyle. Bunlar da kendi çıkarları doğrultusunda. Hani böyle bir birilerine hizmet etme anlamında değil. Yani tabii İttihat ve Terakki Makyavelist'tir. Çok Makyavelist'tir hem de. Yani Ermenilerle de anlaşma yapmıştı zamanında. Masonlarla da yapmıştı. Rumlarla da herkesle yapmıştı. Ama iktidarı tam olarak eline geçirdiği zaman hepsini deyim yerindeyse yani bir haset eder gibi tavlayı biçmiştir. Yani hepsini tamamen öyle bir yapıdır İttihat Terakki. Peki hareket ordusu üzerine konuşmak istiyorum. 31 evet. Mart isyanı hakkında neler söyleyebilirsin bize? 31 Mart vakası görünürde bir gerici, şeriatçı, gerici bir ayaklanma olarak gözükse bile ki aslında öyledir ama burada da aslında bu şeriat isteriz veyahut o gerici istekler bir çatıdır. 31 Mart vakası İttihat Terakki'nin muhaliflerinin de kışkırtmasıyla birlikte İttihat Terakki aleyhine yapılan bir harekettir. Günümüzde bazı bunu Abdülhamit ile İttihat Terakki'nin anlaşmasından ötürü beraber yönetmesinler diye İngilizlerin ortaya attığında söylerler. Ama bununla alakalı ben bir kanıta, resmi kanıta tesadüf etmedim. Fakat şunu söyleyelim. Şimdi meşru ilan edildi ve İttihat Terakki'nin kendileri birçoğu mektepli olduğu için alaylı subaylara yönelik bir revanşist politika geliştirmelerine tanık oluyoruz. Neydi bu? Ordu içerisinde alaylı olanlar ya tasfiye edildiler ya da onların daha fazla yükselmesinin önü kesildi. Yani eskiden bir adam onbaşıyken yıllar sonra 30 yıl sonra belki de general olabiliyordu. Yani o paşa rütbesine ulaşabiliyordu. İttihat Terakki bunun önünü kapattı. Hayır dedi kardeşim diplomalı olacaksın. Yani alaylılar diplomasız İttihat Terakki diplomalı askerliği savunuyordu. Bu sebeple ordu içerisinde İttihat Terakki'ye yönelik böyle bir karşı politika geliştirilmeye başlandı. Bununla da birlikte İttihat Terakki'nin bir takım yenilikçi uygulamaları yine ordu içerisinde hoşnutsuzluklar yarattı. Neydi bu mesela? İttihat Terakki Prusya modeli askerlik düzenini seviyordu. Yani disiplin, disiplin, disiplin. Yani sert olacak, hiçbir şekilde imtiyaz olmayacak. Fakat ordu içerisinde kah namaz saatleri, kah işte abdest alacağız, işte Kur'an okuyacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan filan diye sürekli molaya çıkıyordu askerler. İttihat Terakki bunun önünü kapattı. Yani ne diyeyim yani abdest almayı yasakladı, namaz kılmayı yasakladı ordu içerisinde. Ve ayrıca ordunun İttihat Terakki üzerine yemin etmesini sağladı. Bunlar da ordu içerisinde kaynaşmaya sebep oldular. Bununla birlikte asıl en önemli konuya gelelim. O da İttihat Terakki muhaliflerinin, ben Sabahattin'in başında bulunduğu Ahraf Fırkası'nın ve bunun akabinde de Derviş Vahdettin'in kurduğu İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti'nin ve onun yayın organı olan Volkan Gazetesi'nin ve Derviş Vahdettin'in İttihat Terakki aleyhindeki propagandası halkı kışkırtmaya başladı. Ve bununla birlikte Hasan Fehmi'nin de öldürülmesi ve İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti'nin kuruluşundaki mevlüde Said-i Kürdün'ün de katılarak İttihat Terakki aleyhinde bir propaganda yapmaları sonucunda 12 Nisan 13 Nisan'a bağlayan gece 4. Avcı Tabuğu ayaklandı ve bir İstanbul'da isyan başladı. Ve bu isyan İstanbul'da bastırılamadı. Meclis de toplanamadı. Ve Avcı Tabuğu'nun birçoğu saydığım sebeplerden ötürü İttihat Terakki aleyhinde hareket etmeye başladılar. Ve bunun sonucunda da Kazım Karabekir'in de direktifleriyle, o Edirne'de bulunuyordu ikinci orduda, direktifleriyle birlikte bir hareket ordusu teşkil edildi ve bu hareket ordusu İstanbul'a gelerek meşrutiyeti kovuldu ve yanılmıyorsam 70'ten daha fazla şehit verilerek bugün Abide Hürriyet, o Enver Paşa'nın tarafın mezarlarının olduğu yerde zaten o 31 Mart vakasından sonraki hürriyet şehitlerine ithaf edilmiş ve yapılmıştı bir toplu orda.
ve isyan bastırıldı bu arada. Yani bu isyanın asıl çıkma sebebi İttihat Terakki düşmanlığıydı. Oradaki şeriat dediğimiz şey bir çatıydı. Yani tamam ellerine İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti yeşil bayraklar alıp baklara çıktılar. İşte isyan ettiler. İşte software öğrencileri katıldılar. Mesela software öğrencileri vardır. Askerlikten muaftır mesela bunlar. Ve İttihat Terakki diyor ki yani senin sofik olman bir şey değiştirmez. Sen de askere gideceksin diyor. Ve bunlar işte birçok şey kışkırtıp o şeriatı da tabii ki bir çatı var. Tabii ki de şeriatı da istiyorlar yani o da var. Yani o layık düzeni yıkmak istiyorlar. O da bir etken ama temel sebebi İttihat Terakki düşmanlığıdır. Oradaki o şeriat da ona kılıf olmuştu diyebiliriz yani. Yani İttihat Terakki'nin aslında tarikatları, şeyhleri, dervişleri kızdırmasıyla oluşan bir isyandır diyebiliriz. Ama çok garip olaylar da yaşanmış. Abdülhamid'in 31 Mart isyanına destek verdiğini düşünüyor musun? Ya şöyle bu tam olarak %100 kanıtlanmadı ama haberi olduğu kanıtlandı. Yani bu isyanın çıkacağını biliyordu ama herkes biliyordu. Hasan Fehmi'nin cenazesinde büyük olaylar geleceği öngörülmüştü ama Abdülhamid de %100 bir şekilde biliyordu isyanın çıkacağını. Peki İttihat ve Terakki'nin güçlü bir yapı olduğunu artık biliyoruz. Kuruldular, büyüdüler, güçlendiler. Peki tam olarak gücü, iktidarı ele geçirmeleri nasıl oldu? Devrimci örgütlerde iktidarı ele geçirmekten başka bir seçenek yoktu aslına bakarsan. Çünkü iktidarı ele geçiremeyen devrimci, iktidarcı bir örgüt yok olmaya mahkumdu. Şimdi Babali baskınında hep söylediğim bir şey vardı. Babali baskını İttihat Terakki'nin her ne kadar yönetimi ele geçirmek için gerçekleştirdiği bir hareket olsa bile asıl sebep nefsi müdafasıdır. Neden? Şimdi iddiatçılar 1910 yılından itibaren başta Ermeniler olmak üzere birçok yapıyla arasının bozulduğu dönem. Dedim ya Masonlar da 1910'da bozulmaya başlıyor, Ermeniler de bozulmaya başlıyor ve İttihat Terakki'de mutlak bir yalnızlık söz konusu. Üstüne 1911'de bir Trablusgarp Savaşı var ve 1912 tarihinde Balkan devletleri kendi aralarında bir çeşit 1912'de anlaşmaya varmaya başlıyorlar. Mesela 1910 yılında Bulgaristan'la Karadağ bir pakt imzalıyor ve ilerleyen süreç içerisinde 1912 tarihinde Mayıs ayında Bulgaristan'la Sırbistan, Bulgaristan'la Yunanistan ve daha sonraki ilerleyen zamanlarda 28 Eylül 1912'de de Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan dördü birleşerek bir siyasi pakt imzalıyorlar ve 30 Eylül 1912 tarihinde de askeri ittifak anlaşması imzalıyor bu dört devlet. Şimdi bunun akabinde zaten iddiatçı Trablusgarp Savaşı'na öncesinde ve akabinde de Balkan Savaşı'na çıkması ile birlikte Mustafa Kemal'in de söylediği yani artık Balkanları savunmalı gerektiğini söylemesiyle birlikte. Çünkü Trablusgarp'a kara sınırın da yoksa. Ve deniz sınırı olsa bile Abdülhamid zamanında çürütülmüş bir donanmaya sahipsin ve donanman da yok gibi bir şey. Yani Trablusgarp öyle hani çok da savunabilecek, yani savunulsun sonuna kadar. Fakat Balkanlar daha önemli geliyor o zaman iddiatçılar için. Yani en azından kara bağlantısının olduğu ve savunulabilecek durumda olan Balkanları savunmak, Trablusgarp'ı savunmaktan daha faydalı olarak geliyor iddiatçılara. Ve bu sebeple Trablusgarp'ı terk ediyorlar. Ve dediğim gibi 30 Eylül 1912'deki o anlaşmayla birlikte de zaten Balkan Savaşı başlamıştı. Ve iddiatçılar da Balkanlara gitmeyi birazcık daha geciktiriyorlar aslına bakarsan. Ve burada çok önemli bir ayrıntı gerçekleşiyor. 16 Temmuz 1912 tarihinde yani ilk Balkan Paktı'nın imzalanmasından bir ay sonra İttihatçı Said Paşa kabinesi Hürriyet ve İtiraf taraftarları yani Havaskar Zabit'ten olarak bahsettiğimiz Hürriyet ve İtiraf Partisi'nin silahlı kanadı tarafından muhtırale düşürülüyor. Yani 1912 Temmuz ayında İttihatçı'ya bir darbe yapılıyor. İttihatçı yönetime karşı. Ve bunun akabinde de Balkan Savaşları ile birlikte çok büyük toprak kayıpları, Türk tarihinin belki de gördüğümüz en büyük yenilgilerinden ve en büyük onur kırıcı yenilgilerinden bir tanesi gerçekleşiyor ve bununla birlikte Kamil Paşa kabinesi yani Hürriyet ve İtirafçılar İttihat Terakki ile ittifak yapmıyorlar. Yani İttihatçılar açık bir şekilde Balkan'dan savunmak için Hürriyet ve İtirafçılarla bir anlaşmaya varmak için başvuruda bulunuyorlar ve Kamil Paşa açık bir şekilde İttihatçıları da aradan çıkartacaklarını söylüyor. Ve bu sebeple de İttihat Terakki kendisini de nefsi müdafaası bağlamında çünkü Tarat Paşa'ya gönüllü olarak Balkan Savaşları'na katılmış bir insan. Ve bununla birlikte de İttihat Terakki'ye kendisi nefsi müdafaası bağlamında harekete geçmeye çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. İttihat Terakki'nin bir yayın organı var. Tanin. Tanin gazetesi kapatılıyor. İttihat Terakki'nin genel merkezi, merkezi umumisi kapatılıyor ve 60'a yakın iddiatçı gözaltına tutuklanıyor. Ve bu 60'a yakın iddiatçının idam edileceği söyleniyor. Ve bununla birlikte ellerinin kaybedilme olasılığını da hesaba kattığımız zaman biz şunu görüyoruz. İttihat Terakki ya ortadan kalkacaktı ya da ortadan kaldıracaktı.
Ve bu sebeple de Enver Paşa ilk başta evin Beşe'nin vefadaki evinde yapan toplantıyla birlikte Enver Paşa tıpkı Trablus Kalk'ta nasıl ikna ettiyse Babali baskını içerisinde Ziya Gökalp ve Talat Paşa'nın da desteğiyle birlikte Babali baskının yapılması kararlaştırılıyor ve 23 Ocak 1913 tarihinde Babali yani hükümet binası basılarak Nazım Paşa Yakup Cemil tarafından öldürülüyor ve orada Kırmızı Tevfik Paşa ve Arnavut Nazif de öldürülüyor ve Mustafa Necip de İttihatçılar tarafından ölüyor ve İttihatçılar halkın da isteğiyle birlikte Kamil Paşa'yı yani öyle yazan mektubunda Kamil Paşa'yı istifa ettirip yönetimi ele geçiriyor. Ve tam iktidarı da bu dönemden sonra başlıyor. Aslında öldürme niyetleri de yokmuş sanırım. Yakup Cemil'in biraz sevri çıkışı yüzünden yani biraz emrivaki bir şekilde öldürüldüğü deniyor. Gerçekçi geliyor mu sana yoksa hani üstünü biraz daha yumuşatma biraz daha kılıf uydurma gibi mi geliyor sana? Bana doğru gelmiyor. Nazım Paşa'yla iktidarçıların bir anlaşması vardı. Yani Nazım Paşa'yı sadrazam yapmak hususunda. Fakat şöyle bir şey daha var. Bu zaten benim görüşüm ve aynı zamanda Sina Akşin'in görüşü de bu yönde. İttihatçılar kendi askeri kliklerinin aldığı bir karar doğrultusunda Nazım Paşa'yı ortadan kaldırdılar. Anlaşmanın açığa çıkmadığını ve çok güçlü bir hedef ve işin ilginci olduğu içerisindeki Çerkez lobisinin de aslına bakarsan başlarındakilerden biraz Nazım Paşa'yı Çerkez'i kendisi de. Yani İttihat Terakki bence o Yakup Cemil ve Fedai grubu, Fedai Zabitan grubunu aldığı bir kanal doğrultusunda bence Nazım Paşa'yı ortadan kaldırdılar. Ben böyle düşünüyorum. Yani o biraz kılıftı diyorsun. Yani tabii. Enver Paşa'nın Yakup Cemil'e kızması neden öldürdün diye onlar hep kılıftı diyorsun. Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya gelelim. İttihat ve Terakki üyesiydi. İttihat ve Terakki'ye bağlıydı. Hareket ordusunda görevi vardı. Hatta o komuta edecekti ve sonradan olan gelişmeler onun biraz daha geri plana itilmesini sağladı. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki'ye bakış açısı tam olarak neydi? Mustafa Kemal Paşa'nın İttihat ve Terakki üyesi olmasına rağmen Enver Paşa'dan pek haz etmediğini biliyoruz. Aslında Enver Paşa'ya çok da aranda bir kötülük yok. Veyahut Mustafa Kemal'le anlaşamamazlık gibi bir durum söz konusu değil çok da. Şöyle bir şey var. 1916 yılında bir belge var ve o da açık bir şekilde tam Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidar olduğu söyleniyor. Yani dilersen bu belgeyi gönderiyorum sana, eklersin sen de buna Osmanlıca bir belge. Şöyle bir şey var yani Enver Paşa çok yüksek bir konumda bulunan bir asker. Yani 1914 senesinde artık bu adam paşa olmuş. Mustafa Kemal'inki birazcık daha geç bir dönem. Anlaşamıyorlar diye bir şey yok. Tam tersi yani Enver Paşa kendi yazdığı hatıratlarında Mustafa Kemal Atatürk'ten çok iyi bahseder. Bir dönem Türkistan'da bulunduğu süre zarfında Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne yazık ki ileri gibi birkaç kötü sözü var. O da onun o kaybeden kumandan olmasındaki psikolojisinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Çünkü bir tarihi sadece tek bir olay üzerinden değerlendiremeyiz. O şahıs üzerinden bakıyorsak mutlaka onun çektiği psikolojik sancıyı da değerlendirmemiz lazım. Durumu, şartları değerlendirmemiz lazım. Ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında Naciye'ye yazdığı mektupta Enver Paşa birkaç kötü söz söylüyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Enver Paşa'ya yazılan mektuplarda belki de o dönemin resmi dili böyleydi. Çok güzel bir şekilde konuşuyorlar. Gözlerinden öperimler, kardeşimler, canımlar, cicimler. Yani böyle konuşuyorlar. Fakat bir rekabet diye bir şey aslında çok da söz konusu değil. Yani aslında bakarsan şöyle. Yani Hafız Hakkı Paşa ile Enver arasında ne kadar bir rekabet varsa Mustafa Kemal ile de Enver Paşa arasında o kadar rekabet olabilir. Yani alanın bozulduğunu hep şey derler. 1909'daki Jönköy Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerin işte politikadan ayrılması gerektiğini söylemesinden sonra koptu derler. Hayır efendim böyle bir şey yok. Yani bir kere onu Mustafa Kemal ortaya atmadı. Onu Talat Paşa söyledi zaten. Mustafa Kemal de Talat Paşa fraksiyonuna bağlı. Yani ve hatta yani bunu Mustafa Kemal'e söylemediğinin sebebi de yani güya Enver Paşa ile Mustafa Kemal'i böyle güya havasına açıyor. Hayır efendim yani İttihat Terakki içerisinde Talat Paşa ve askeri kanat arasında ne kadar bir gerilim varsa Mustafa Kemal Atatürk ile Enver Paşa arasında o kadar bir gerilim var. Yani Almanlar Enver Paşa'yı yani Mustafa Kemal Atatürk'ü idam etmek isterken bunu engelleyen Enver Paşa'ydı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü hastalandığı için Viyana'ya kaplıcalara gönderen yine Enver Paşa'ydı. Yani onu tutup da Çanakkale'de yüksek görevleri veren yine Enver Paşa. Halk mecmuasının kapağına Mustafa Kemal Atatürk'ü koyan Enver Paşa'ydı. Yani aralarında öyle herkesin sandığı gibi bir nefret, bir çıkamamazlık durumu söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Tam tersi yani bu ikisi yani elbette ki kumandanlar arasında ne kadar çekişme varsa o ikisi arasında da vardı elbette. Ben çok da böyle olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi Enver Paşa'nın şöyle bir sözü vardı. Bunu Bukhara'da söylüyor bu sözü. Bukhara emirine karşı söylüyor. Enver Paşa diyorlar ki Türkistan'da
Niye Anadolu'ya gitmiyorsun ya? Ne işin var burada? Enver Paşa diyor ki benim vatanım Anadolu olsa bile Anadolu'yu kurtaracak insanlar vardır diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü kastediyor. Burası da benim toprağımdır. Buradaki kan da benim kanıma aynı Türk kanıdır diyor. Yani bu Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'e bakışını çok güzel bir şekilde özetliyor aslında bakarsanız. Ama sanki Mahmut Şevket Paşa'nın bir raporunda, Trablusgarp'taki raporunda bir cümle var. Mustafa Kemal'le Enver'in diyor, Trablusgarp'ta pek anlaşamadığını duydum diyor. Evet, o doğru. Bazı kararlarına sinirlendiği çok doğru. Ama bunu Halil Paşa da sinirleniyor. Yani sadece yani Mustafa Kemal'lik değil yani bu. Tabii. Ama Trablusgarp meselesi doğru. Çünkü dedik yani bu Trablusgarp savaşı sırasında yani Trablusgarp'ı bırakın diyor Mustafa Kemal birazcık. Zaten Mustafa Kemal Atatürk ilerleyen zamanlarda açık açık söylüyor. Çok serseriyen bir hareketli diyor bizim Trablusgarp'a gitmemiz. Yani Mustafa Kemal Atatürk birazcık da Trablusgarp'ı değil de Balkanları önemsediği için böyle bir çatışma çıktığı doğal aralarında. Evet, haklısın o konuda. İttihat ve Terakki düşmanlarının, karşıtlarının klasik argümanlarından biri Alman hayranlığı. Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle oradaki politikalarıyla bu cümle çok kullanılıyor. Birinci Dünya Savaşı ve Almanlarla ilişkisi konusunda ne söyleyebilirsin? Enver Paşa Alman hayranı değil. Bunu en baştan söyleyelim. Tam tersi Almanlar Enver Paşa hayranı. Yani daha doğrusu Enver Paşa ile kendi yani istekleri doğrultusunda birazcık daha gaza getirmek için de yapıyorlar bunu ama Enver kesinlikle Alman hayranı değil. İttihatçılar da Alman hayranı değiller. Ve İttihat Terakki yani aslına bakarsanız Ruslarla da bir anlaşmalarına gittiler savaştan önce. İngiliz ve Fransızlarla da gittiler. Yani mesela Talat Paşa Sazanov'la görüştü. Yani mesela o Goben ve Brassov gelmeden 5 gün önce Enver Paşa'nın Ruslarla bir görüşmesi var savaş konusunda. Yani ve 1911'de işte Fransızlarla ve İngilizlerle bir görüşmesi söz konusu. Yani İttihatçılar Almanlar aslında son çare olarak birazcık daha gittiler ve İngilizlerle yani itiraf devletlerinin tavrı birazcık daha Osmanlı Devleti'ni Almanlığın yanına itti. Bu bir gerçek. Fakat şöyle bir şey daha var. Bu demek değildir ki Prusya modeli askeri tekniği benimsemesinler. Ya şimdi Osmanlı'daki Almancılık ne zaman başladı? Ya bunu 1836-38'e kadar indirebiliriz. Moltke'ye kadar indirebiliriz. Yani 2. Mahmut zamanında Alman askeri heyetinin gelmesiyle birlikte zaten Türk-Alman askeri konuda gittikçe bir hayli şey var. Yani etkileşim söz konusu. Ya o sebeple zaten Osmanlılar Alman disiplinine birazcık aşinalar ve açıkçası da seviyorlar. Şimdi Enver'de de bu var. Yani Alman hayvanlığı değil ama Alman askeri modelinin kurtuluş olacağına inanıyorlar Osmanlı ordusu için. Ve 30 Mart Makası'nda da böyle bu sebeple de birazcık isyan çıktığından bahsetmiştik. Ve diğer iddiatçılar da birazcık öyle batıdaki o Avusturya Macaristan tarzındaki yerlere de baktıkları zaman onların o hayat modellerini de birazcık benimseme. Mesela Hafız Hakkı Paşa söylüyor açık bir şekilde. Yani Türk kadını diyor. Keşke Avrupa'daki gibi olsa diyor yani. Yani kara çarşaf takmasa tarzında bir açıklaması var. Yani o sebeple şunu şöyle söyleyelim biz kısaca. Hayır, Alman hayvan değiller de Almanların kara kaşı kara gözü için biz bu savaşa girmedik. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı ordusunun stratejik zorunluluk bağlamında girmesini gerektiren, ki Mustafa Kemal Atatürk de bunu söyler, girmesini gerektiren ve girdiği ve bu sebeple de Almanların yanında girmek de zorunda olduğu ve girdiği bir savaş. Yani şimdi Temmuz ayında, Temmuz 1914'te Ruslar 6 maddelik bir savaş stratejisi, savaş planı onaylıyor ve bunun 6 maddesinin 6'sı da Osmanlı Devleti'yle alakalı. Yani stratejik zorunluluk senin zaten o savaşa girmeni gerektirecek bir durumdaydı. Ki diyorum hep yani Türk bayrağı taşıyan gemilerin daha savaş başlamadan önce yani daha Rus limanları kapı tutulmadan önce ve daha Almanlarla Türklerin arasında bir 2 Ağustos 1914 tarihli gizli anlaşma yapılmadan önce Ruslar işte kaç tane silah gömdüler Anadolu'daki Ermeni'ye silah yardım yaptılar. İşte Boğaz'a Albuka'ya alındı. Yani 1911 senesinden beri Türk Boğaz'a Albuka altında. Türk bayrağı taşıyan gemiler vurulacağı söyleniyor. Sürekli böyle bir sıkışıklık söz konusu. Ve bununla birlikte de Osmanlı Devleti kendi mevcudiyetini korumak bağlamında Marx adıyla da Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ha, daha geç girebilir miydi? Belki bunu tartışabiliriz. Ama kesinlikle Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemek gibi bir durum söz konusu değildi. Ve bu gerçekleşti. Daha geç, belki seferberliği daha geç tamamlasa veya maddi olarak daha iyi bir durumda olsa belki daha geç gidebilir miydi? Belki bunu tartışabiliriz ama bu da alternatif bir tarihe bakmak olur. O sebeple Birinci Dünya Savaşı'na girmemizde İttihat Terakki'nin doğrudan sebebi olsa bile bu yanlış bir veyahut hata ve Osmanlı Devleti'ni yıkmak maksadıyla yapılan bir hareket değildi. Bunu söylememiz gerek. Dediğin gibi sen de belirttin, Almanlar Enver Paşa'ya hayran. Bununla ilgili birçok kaynak, birçok yazı mevcut. Adamlar Osmanlı'ya Enver Land diyor. Alman soylusuyla evlendirilmesi isteniyor. Bir prenses ayartmaya çalışıyor Enver Paşa yaptı. Odasına falan çağırıyor yolda. Enver Paşa da işte o prensesin odasına girince
Alman prensesine askıya selam veriyor ona ve kadın çıldırıyor. Hani kendini dışarı atıyor. Bu diyor insan değil, bu diyor robot diyor yani Enver Paşa için. Yani böyle bir adam. Enver Paşa isminde sigara markası, küllükler. Enver Paşa ismi köprüye veriyorlar. Yani muazzam bir Enver Paşa hayvanlığı var işte. Bunun sonucu da savaşa girdik yani. Ve iyi sonuçlar doğmadı savaş. Onları söyleyelim yani. Hiç iyi sonuçlar doğmadı. Onların yanında işte girmeye mecburuz. Öbür tarafla mı gireceksin? Öbür taraf zaten senin aleyhinde. Seni zaten onlar istemiyor. Aynen öyle. Evet. İstemediler. Açıkça söylediler. Almanların yanında girmeye mecbursun. Sen desen ki tamam ben onların yanındayım, öbür tarafın yanındayım. Onlar sana git diyor ki zaten. Enver Paşa'nın kişiliğine girdik biraz. Enver Paşa'nın kendini beğenmiş olduğunu söyleyenler de var. Kendini Napolyon'la kıyasladığı söyleniyor. Kendini yeni bir Napolyon olacağını, Napolyon'un rol model aldığı söyleniyor. Özellikle İngiltere istihbarat raporlarında geçer. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ülke aleyhine olduğunu düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Çünkü zaten o devirde bütün o hükümdarlar kendini beğenmiş olmak zorunda. Tabii. Halkın gözünde ulaşılmaz. Tanrı gibi olmak zorunda yani baktığın zaman. Enver Paşa çoğu zaman kimseyi dinlemez pek fazla. Yani sen konuşursun karşısında tamam der sana geçer ve senin dediğini genellikle yapmaz. Mesela böyle bir şey var. Seninle çok muhatap olmaz. Çok gülmez. Genellikle böyle yani gülse bile sadece böyle bir sırıtır geçer. Böyle bir insan. Yani bir soğuk yani insanlığa ulaşamayacağı gibi duran bir insan baktığın zaman. Fakat kesinlikle kibirli değil. Yani kendini beğenmişlik şöyle, hepsi o dönemde Mustafa Kemal'i de içine katarsın, Talat'ı da hepsi mesela bıyıklarını her sabah tararlar veyahut işte kıyafetlerinde bir tane bile pasak olmaz. Enver Paşa mesela çizmeleri sürekli cilalıdır falan. Yani o bağlamda evet dış görünüş olarak ve davranış olarak kendini beğenmişlik var. Fakat bu o kibirden gelen bir şey değil yani. O öyle olmak zorundalar ve bunu uyguluyorlar açık bir şekilde. Ve bence de birazcık da olması gerekiyor bunun o devirde. Yani Kaiser'a bakın, Kaiser de aynı yani. Hepsi aynı yani o devirde. Hatta çok çok Orta Çağ'a gidin. Mesela Orta Çağ'da niye göze mil çekiliyordu? Çünkü o mil, o özgüvenin, o karizmanın çizilmesi demek ve karizmanı çizilen bir insan da hükümdar olamaz. Yani birazcık da bunu yakın çağda uyarladığımız zaman aynı sonuca varıyoruz yani. O Enver Paşa o kibirli olmasa belki de yani o kibir dedim kendini beğenmişlik olmasa bu kadar lafı dinlenen bir adam olmaz. Çünkü yani 1.70 boyunda cıpcıvız bir adamla karşı karşıyayız biz yani. Bu adam ne yaptı da Osmanlı'nın birinci adamı olabildi? İşte birazcık da bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii. Aynen öyle. Peki Ermeniler, Ermeni tehciri. Yakın evet. Bir zamanda gündem oldu yeniden. Ermeniler çok tepki gösteriyor. Özellikle de Talat Paşa'ya. Onlara göre o soykırım olan şeyin perde arkası nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman hiç kimseye sistematik bir soykırım uygulamamıştır. Ermeni tehciri dediğimiz olayda 27 Mayıs 1915 tarihinde geçici sevk ve iskan kanunudur. Ve bu kanunla birlikte 450 bine yakın Ermeni bulunduğu yerlerden alınıp Halep, Urfa veyahut başka yerlere göç ettirilmişlerdir, sevk edilmişlerdir. Ve bu sırada sevk bölgesine yani giden, yani yola çıkan Ermenilerle sevk bölgesine varan Ermeniler arasındaki fark 56.610'dur. Yani 56.610 tane Ermeni sevk bölgesine varamamıştı. Peki neden varamamıştı? Şimdi Limon-Mosan derse baktığımız zaman açık bir şekilde zaten mahkemede bunu söyler. Yani İttihat Terakki Erkanlığı ve Türkiye Devleti. Yani ki Türkiye, o zaman da Türkiye diyor Osmanlı'ya yani. Sistematik bir soykırımı söz konusu değildir der. Olay nedir peki? Ya bunu Yusuf Alaçoğlu da ortaya attı. Yani bugün yani politikaya girmek pek istemiyorum ama yani bunu söylemezsem olmaz yani. Kürtçülük yapan bir takım insanların ve siyasilerin ortaya attıkları bu işte Türk devletini suçlayıcı ifadelerin temelinde yatan sebep nedir biliyor musun? Çünkü 56.610 kişilik bir Ermeni nüfusunu 30 bine yakınını öldüren Kürt çeteleriydi. Yani Hamidiye alaylarından itibaren aralarının bozuk olduğu Ermeniler Kürt çetelerinin bir kısmının gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 30 bin Ermeniyi öldürdü. 30 bine yakın o çete saldırıyla birlikte öldüler. İşte hastalıktan ölen çok var. Ki mesela Hafız Hakkı Paşa bile tifüsten ölüyor savaş sırasında. Yani hastalıktan dolayı ölen ama Mustafa Kemal Atatürk kaç defa hasta oldu yani savaş boyunca. Kaplıcalara falan gönderildi. Yani o dönemde askerin hasta olduğu dönemde tabii ki de siviller de hasta olacaktı. Hastalıklar ölen var, kaybolan var, ismini değiştiren, nüfus kaydını aldıran var. Yani aslında bakarsanız Türk devleti hiçbir zaman sistematik bir şekilde şu Ermenileri öldürelim demedi. Peki niye böyle söylüyorlar? Şimdi
24 Nisan 1915 tarihindeki kanun aslında bakarsanız Tatmış açıkça söylüyor yani ordunun duçarına sebep olacak hareketlerde bulunan Ermenilerin ve onları destekleyenlerin bu ki 220'ye yakın Ermeni yazarın aydın da denir bunlara. Bunların tutuklanmasıyla alakalı bir kanunu kararnameleri 24 Nisan. Daha sonra 2 Mayıs 1915 tarihinde Enver Paşa'nın talebiyle birlikte Ermeniler göç ettirilmek istendi ve 27 Mayıs'ta Tarık Paşa'nın da kararıyla bir tehcir yasalaştı. Ve bu da şunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani şimdi Ermenilere bakıyoruz, şöyle bir şey var. 1827 yılından beri zaten Osmanlı'daki Ermenilerle bir anlaşmazlık söz konusu ve bunları Ruslar sürekli kışkırtıyorlar. Yani adam mesela seferberlikle birlikte orduya alınması zorunlu oluyor. Adam orduya katılıyor Ermeni ve silahı alıp kaçıyor. Ya şimdi Osmanlı'nın zaten silah sıkıntısı çektiği bir dönem ve Osmanlı silah kaybını oluyor. Bunu geçtim, o Ermeniler istihbarat sağlıyorlar. Bakın istihbarat çok önemli bir şey. Yani bir savaşı kazanmak istiyorsa istihbaratı kuvvetli olacak. Ve Osmanlı ordusunun her şeyini bu Ermeniler orduya girip seferberlikle sonra kaçıp Ruslara iletiyorlar. Bunu geçtim ya, ben belgelerde okudum. Yani şu yazıyor, yani bir Türk köyüne geliyor Ermeni çeteler. Orada bir sözde mahkeme kuruyorlar. Ve bu mahkeme doğrultusunda oradaki 9 tane Türk'ü mesela yargılayıp ağaca asıp idam ediyorlar. Ya sen böyle bir şey yapamazsın Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani sen yani bir Türk'ü öldürmeni de geçti ki katliam yapıyorsun. Onu da geçip sen devlet otoritesine başkaldırıyorsun. Kendi mahkemeni kuruyorsun. Bu birazcık daha Fatih olaylarına benziyor Cumhuriyet dönemindeki. Yani böyle bir şey yapıyorsun. Ve o, bununla birlikte Van'da müthiş bir isyan çıkartmışsın. 80 bine yakın Müslüman Van'dan göç etmek zorunda kalmış ve durdurulamıyorsun. Sürekli Ruslarla işbirliği yapıyorsun, çete faaliyetleri yürütüyorsun, bombalama eylemleri düzeltiyorsun, köy basıyorsun, köy katliamı yapıyorsun ve Ermeni çetelerin bastığı köylerle daha sonra 87 senesinde 1987'de PKK'nın bastığı köyler muazzam benzerlik gösteriyor bir de baktığın zaman. Türk köylerini basıyorsun ve ondan sonra ve bir nevi sana karşı da bir şey olmasın diye iddiaçlarla seni tehcir ediyorlar ve sen bugün çok abartılı bir sayı vererek 1,5 milyon tane Ermeni'nin öldürdüğünü iddia ediyorsun. Ve bunun da temelini 24 Nisan 1965 tarihinde Rusya'daki, Sovyet Rusya'sındaki kutlamana dayandırıyorsun. Yani normalde 24 Nisan niye tehcirin yıl dönümü diye kutlanıyor bugün Ermeni lobisi tarafından anılıyor. Çünkü 24 Nisan 1965 tarihinde başta Lübnan olmak üzere, Beyrut olmak üzere Ermeniler ilk defa bu zamanda kutlama yaptı ve arkasında bunun asala vardı. Aslında her ne kadar 73'te eyleme geçmiş olsa bile temelini 1965'te atıyor. Yani bugün bu yalanlığın temelinde Ermeni diasporası ve buna hizmet eden, zamanında hizmet etmiş bir takım Ermeni terör örgütleri var. Yoksa İttihat Terakki ile Ermeniler arasında, Ermeni Devrimci Federasyonu arasında ve Kıncak Partisi ile İttihatçı arasında 1908, 1912 ve 1914 seçimlerinde sürekli bir anlaşma söz konusu zaten. Yani ortak giriyorlar belki de seçime. Fakat ne oldu da ala bozuldu? İşte bu alanın bozulmasının sebebi de o Rusların da kışkırtmasıyla, birlikte Birinci Dünya Savaşı ile, birlikte Osmanlı'daki Ermenilerin kendi mahalli idarelerini kurmaya başlaması, Tarık tarafında böyle söyle, mahalli idarelerini kurmasıyla birlikte olayların büyümesidir yani. Peki Birinci Dünya Savaşı sonlandı, olaylar yaşandı, her şey sona erdi. Sonraki süreçte İttihat ve Terakki'nin akıbeti ne oldu? Şöyle oldu. İttihat Terakki 5 Kasım 1918'de kendisini feshetti. Yani parti kaldırıldı. Ki aslına bakarsanız İttihat Terakki cemiyeti ile İttihat Terakki fırkası ayrıydı. Daha doğrusu 1908 tarihinde İttihat Terakki seçimlerle birlikte meclise parti olarak girmedi. Yani meclisin içerisinde İttihat Terakki Meclis-i Mebusan grubu kurmuştu. Partileşmesi 1912 itibariyle başlıyor. 1913 tarihinde cemiyet kaldırılıp tamamen fırkaya dönüştürülüyor. Ve bu fırkada 5 Kasım 1918 tarihinde feshedildi. 1 Kasım 2 Kasım'a bağlayan gecede Ermeni Sevk ve İskan Kanunu'ndan sorumlu olan ve onun bir akrabası olan yaklaşık 9 kişi ülkeyi terk ettiler bir denizaltıyla ve gittiler. Ki Talat'ın, Cemal'in, Enver'in ve Bahattin Şakir Beylerin Azmi Bey'lerin hikayesi daha sonra bilinen şeyler zaten bunlar. Hepsi Ermeni kurşunlarıyla şehit edildiler yani. Ve daha sonra iddiatçı tamamı gitmediği için iddiatçılar yurtta kalıp ilk direniş örgütlerinden bir tanesi olan Karakol Cemiyeti'ni kurdu. Kara Vasıf ve Kara Kemal'in başına bulundu. Kara Kemal de iddiatçının İAŞ naziriydi. Yani öyle böyle bir iddiatçı değil. Bildiğiniz iddiatçı ve İstanbul başkanıydı ve aynı zamanda İstanbul'daki esnafları örgütleyen kişiydi. Yani çok da önemli ve Talat Paşa'dan sonraki siyasi kanadın ikinci lideriydi.
Kara Kemal. Kendisi Kara Vasıf Bey'le birlikte Kalko Cemiyeti'ni kurdular. Kalko Cemiyeti bilinen aksine bir istihbarat örgütü değildir. Bir gayri nizami harp uygulayan bir teşkilattır. Ki kendisi İstanbul işgal edilmesiyle birlikte faaliyete geçti ve İstanbul'da kalan subayları veyahut eskiden bulunmuş iddiatçı üyeleri Anadolu'ya kaçırmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesiyle birlikte Kalko Cemiyeti Anadolu'yla İstanbul arasındaki bağlantıyı sağlayan bir örgüt. Aynı zamanda suikastlar düzenliyordu. Aynı zamanda yabancıların, yani daha doğrusu İngiliz ve Fransız işgal kuvvetlerinin silah depolarına baskın düzenliyorlardı ve bu baskınla birlikte silahları kaçırıp onları Anadolu'ya gönderiyorlardı. Kasımpaşa iskelesinden yükleyip Anadolu'ya gönderiyorlardı. Ve bununla birlikte Kalkon Cemiyeti subay kaçırırken İngilizlerin mühürlerini, Kalkon bir mühür vardı. Subayı kaçırırken o mühürü onu verir, pasaport gibidir. Onun ele geçirmesiyle birlikte Kalko Cemiyeti dağıldı. Bu sefer de teşkilatın mahsusu üyelerinden Topkapı ve Mehmet'in kurduğu, Mehmet Cambaz'ın kurduğu bir Mimmim grubu var. Mimmim grubu da İttihat Terakki'nin kurduğu bir örgüttür. Ve asıl aslına bakarsak bir direniş örgütü olan Kalko'dan daha büyük işler yapan Mimmim grubudur. Mimmim grubu işte işgal kuvvetlerinin kumandanlarına suikastler düzenledi. Anadolu'ya silah kaçırdı ki çok yüksek olanda bir silah kaçırma durumu söz konusu ve hatta Mimmim grubu o kadar çok işgal kuvvetlerinin silah depolarını basıp o kadar çok silah kaçırdı ki silah depoları kaldırmaya başlandı. Yani silah lazım olursa doğrudan işgal kuvvetleri kendi ülkelerinden getirmeye başladılar silah. Haliç'e falan silahları gömdüler, attılar o derece yani. Ve Anadolu'ya silah kaçırıyordu. Fakat Sivas Kongresi'nden sonra birleşme kararıyla birlikte 1920 yılından itibaren Anadolu'da da Rumeli Müdafaa Hukuku, Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinin de kurulmasıyla birlikte yani tek bir çatı altına toplanınca da bu grupa da kendiliğinden işte felah grubuna katılarak tek bir grup altında örgütlenmeye başladı. Aslında burada söylememiz gereken nokta şu, sadece işte İttihat Terakki'de milli mücadele deyince akla hep şey geliyor, Kalkova ve Mimim geliyor. Aslında Sivas Kongresi'ni düzenleyenler de iddiatçılardı. Yani bunun dışında Erzurum Kongresi üzerine Amasya Tanrı'yı hep iddiatçılardı bunlar. Yani iddiatçılar bir devlet bile kurdular. Gabi Kafkas hükümetini kurdular iddiatçılar. Hep biz Batı Trakya hükümetini anlarız 1913'te ama 1918'de Gabi Kafkas hükümeti kuruldu yani. Bunu da iddiatçılar kurdular. Çok kısa ömürlü oldu ama kurdular. Çünkü amaç şuydu yani oranın işgal edilmemesi için orada bir ülke kurmak gerekiyordu ve bunu gerçekleştirdiler. Yani 1918'de 1920 arası Milli Mücadele Kongre iktidarlığı dönemiydi. Biz hep Sivas, Erzurum bunları biliyoruz ama 1918 ile 1920 arasında 30'dan fazla kongre düzenlendi. Yani Balıkesir'de kongre düzenlendi, işte Ankara'da olmadı ama işte Karadeniz'de kongre düzenlendi, Doğu illerinde kongreler, her tarafta kongre düzenlendi. 30'dan fazla ve bu kongrelerin neredeyse tamamını iddiatçılar düzenlediler. Ve milli mücadelede %80'i de iddiatçıydı zaten. Yani Kazım Karabekir iddiatçıydı, İsmet Paşa iddiatçıydı, Kara Kemal iddiatçıydı. Yani iddiatçıların çok büyük katkıları var milli mücadelede ve ama şöyle bir şey de var. Zaten Sivas Kongresi'nde iddiatçı olunmadığına dair yemin edilmişti ve iddiatçılar bile bu yemini etmişlerdi. Yani evet iddiatçılar yaptılar ama o iddiat değildi. Bunu da en baştan söylemek gerekiyor. Yani temelde iddiatçıydılar ama iddiat tarafı attık takmıştı yani bunu da söyleyelim. Atatürk İttihat ve Terakki anlayışından neleri aldı? Türkiye Cumhuriyeti'ne monte etti. Yani Türkiye Cumhuriyeti veya Kemalizm diyelim. Çünkü Kemalizm de 1931 senesinde kabul edilen, kongrede kabul edilen bir şeydir. İttihat Terakki'nin artık o son şeklidir. Yani nedir? İttihatçılar laiklik istiyorlardı. Çok olan her ne kadar Enver Paşa belki muhafazakar olsa da laiklik taraftarıydılar. Ve sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk bunu uyguladı sonunda. Yani meşrutiyetin devamını Mustafa Kemal Atatürk sağladı. Ne gibi? İşte mesela millilik gibi. İttihatçı tamam millidir. Milli kütüphane, milli musiki, işte milli edebiyat. Ve bunun tamamını Cumhuriyet döneminde 1938'e kadar Mustafa Kemal Atatürk işte kah millet mektepleri olsun, kah operalar olsun, kah kütüphaneler okuma olsun. Yani İttihat Terakki'nin yapmaya çalıştığı ve yarım kalan ne varsa tamamını Mustafa Kemal Atatürk tamamladı diyebiliriz. Daha spesifik bir soru soracağım. Tamamen hani akademik bilgilerden uzak kendi şahsımla cevap vereceğim bir soru olacak. Bana İttihat ve Terakki 3-5 cümleyle övüp 3-5 cümleyle eleştirir misin? Şöyle söyleyelim. İttihat Terakki muazzam ketumiyete sahip. Çok kuvvetli bir teşkilatçılığa sahip.
çok vatansever bir örgüttür. Ve gerçekten de yakın tarihimizin, sadece bizim yakın tarihimizin değil, dünya tarihinde ilgilenmesi gereken bir yapı İttihat Terakki. Yani çünkü bir gizli cemiyet ve bu gizli yapı ortaya çıkıyor ve bir ülkenin başına geçiyor. Mühim kararı alıyor ve yıl olmuş 2021, hala da o ortaya koyduğu iddiaçı düşünce eten edilemedi. Hala da geçmedi yani bu. Ve ben zaten şunu söylerim. İddiaç terakki bir tarihi olgudur. Ben de zaten objektif olarak tarihçi kimliğimi değerlendiririm çoğu zaman. Ama ben şunu söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Ben bir iddiaççıyım ve ben iddiaç terakkiye sadece iddiaç terakki tarihi olarak bakmam. Bir teşkilat olarak da bakalım iddiaç terakkiye. Bu şekilde değerlendiririm aynı zamanda da. O sebeple şunu söyleyebilirim. Demir gibi bir disiplin, muazzam bir emir komuta ve sonunda vatanseverlikle yoğrulmuş bir teşkilat ortaya çıkmıştı İttihat Terakki. Böyle övebiliriz İttihat Terakki ve muazzam, yani önüne geleni ele geçirmiş. Yani Masonlara da galip gelmiş, Ermenili örgütlerine de galip gelmiş. Yani İngilizlerle uğraşmış, onlara da galip gelmiş. Birçok istihbarat örgütüyle mücadele etmiş, onlara da galip gelmiş. Bir örgüt, yani alt edemediği hiç kimse yok. Böyle bir yapı. O sebeple övülmeyi hak ediyor. Yenmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Belki mecburdu bunu yapmaya ama bazı noktalarda Abdülhamit istibdadını andıran şeyleri yapmış olabilir. Evet, söz konusu böyle şeyler. Yani çünkü mesela 31 Mart makalasına çıkması en büyük sebeplerden bir tanesi de iddiaççı olanları bir yerlere getirmeye çalışmasıydı İttihat Terakki'nin. Ya ki bunu herkes yaptı ama yani bunu herkes yaptı diye iyi bir şey, övülecek bir şey değil bu. Fakat biz bunu nedense bütün herkes, yani iktidara gelen zaten bunu yapmaya başlıyor. Şu İttihat Terakki'de de bu vardı. Hayalperest olduğunu düşünüyor musun İttihat ve Terakki'nin? Atılgan, hayır, ve hayalperest kesinlikle kesinlikle düşünmüyorum. Hiçbir Türk çocuğu da böyle düşünmemeli. Yani Tuğan bir hayal değildir. Başka şekilde gerçekleşebilir ama gerçekleşebilir. Yani bu bir hayal değildir. Yani Çin buluşacağız falan filan, işte elimizde tutup bayağı sarıyan değil. Daha real politikada her şey gerçekleşebilir. Bütün doktrinleri de yere basıyordu. Yani ve başarısız da olmadı çoğu doktrinlerinde. Ben o sebeple İhtiyatlarak hayalperest olarak görmüyorum. Fakat birazcık aceleci diyebiliriz. Onu söyleyebiliriz. Ama zaman da buydu yani. Acele etmesine bu sefer de çökeceklerdi belki, evet, de yani. Atılgan, zaman yok. Onlar da o bilinçte. Zaman yok. Devlet çöküyor ve bir an önce engel olmalıyız düşüncesiyle. Diline sağlık. Emeklerine anlatımına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Bence güzel bir yayın oldu. Sana tekrar teşekkür ederim. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Sizi en iddiaçlı duygularıma selamlıyorum. Bu arada Yakup Cemil kanalına mutlaka abone olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Çok keyifli muhabbetleri var. Ben de sıkı takipçisiyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.